Alo, ses. Allah Allah. Alo. Ses. Ses. Alo. Ha, gelmiş. Bu yoldan gitmemek lazım ya. Bu yolda internet zorluyor. Oğlum bildiğin internet sıfırdı yani. Çekiyor gösteriyor. Ama hatta full bütün barlar yani 5'te 5 gösteriyor. Abi normal Google'a girmeye çalışıyorum. Google Atatürk yazıyorum falan. Hiçbir şey çıkmıyor. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor böyle. Yok da demiyor. Var da demiyor. Speed test yapıyorum, çıkmıyor bir şey. Birkaç dakika kayboldu yani komple. ABD ve SİK gibi interneti mi? Ya. 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 Açıklama yapmayacağım artık. ABD'yi savunma Yokan mı? Savunmama gerek yok. Ben de bastım. Teşekkür ederim Berhan bastığın için. Hadi artık 3 dakika yolumuz kaldı da şu stop sign'larda bir 5 dakikada beklemesi var ya. Gitsem 3 dakikada gideceğim buradan da çıkamadık yola 2 saat. Biber videonun çoğaltılmasını ağır depresyon bulanımı kişilik bozukluğuna göre bir sürü vericim. Çoğaltamam. Oldukça atıyoruz işte. Keyfimden az atmıyorum ki. Oldukça atıyorum. Acaba cam mı kirli kamera mı? Cam kirli biraz. Sinekler yapıştı cam. Şimdi araba dönerken boş döneceğim ya. Biraz daha hızlı gideriz bu sefer geriye. Gittiğimiz zaman bir daha bir araba yıkatırız. Camlar da temizlenir o esnada. Bir de şu an çok sekiyor mesela bak. Böyle yapsak yine kirliymiş gerçi. Yayın gitti, demin araya kaynadı. Arkandaki arabaya da dikkat et, külüstürün biri girmesin. Dötten yumuşak yumuşak ya yumuşak. Ana kamerayı çevirince yine yalan oldu lan Bağış. Sen şansını sik. Hangi arabaya diye kamerayı çevirecektim, külüstür mülüstür. Külüstür değil, gayet güzel araba var arkamda diyecektim. Kamerayı çevirdim. Çevirdiğim anda ses de gitti. Selam yavrum, aç kapıyı, basış günü. Ne diyorsun lan? Sakin ol amına. Alt tarafı Twitch'te abonelik basıyorsun. Aa bak, burada benzinlik de varmış lan. Eve yakın. Hem de iki tane galiba. Şurası da mı benzinlik? Şurası 7-Eleven. O güzel. Onun olması güzel. Bu ne? Hungry Howies. Ne ki bu? Yemek yeri bu. Bu ne? Orada yemek yeri. 4'le
şeyleri kaldırdım çünkü geldik. Oh be. İskise koy. Bakalım evin oralarda internet çekiyor mu? Çek yok. Senet yok. İstik yok. Doldur jackpot. Ya. O ne düştü lan? Bir şey düştü. Ben şimdi bu evi nasıl bulacağım lan? Yürüyerek bulmuştum, arabayla gelmedim ben buraya. Herkes uyuyor değil oğlum. Buradaki inşaatlar bitmek üzere. Daha yeni burası, o yüzden. O evlerin içinde insan yok. Daha yapılan binalar var. Haziranda bitecekmiş burası komple. Masayı tek nasıl taşıyacaksın? Oğlum ben askerim amına koyayım. Ben her şeyi yaparım. Sen rahat ol. İzle ve öğren. Nasıl evden indirdiysem şimdi eve çıkaracağım yani. Gerçi eski evde şey vardı. Neydi onun adı? Asansör vardı. Şimdi burada asansör yok ve 3. kattayım. Amına koyayım. Neyse götümle gireyim de geri. Oradan alması kolay olur belki. Bagajı zaten göremiyorum. Şu an arka kamerayı göremiyorum. Gökyüzüne bakıyor kamera. Bir efsaneye göre Gökhan Öner'in taş şakları 30 kilogram imiş. Doğru mu? Doğru. Kalkarken zorlanıyorum her seferinde. Geldik. Oğlum o ışık ne lan? Aa, bagajın ışıkları açık duruyormuş. Ana ne güzel duruyor lan. Bu arka planı yayın arka planı mı yapsak lan? Arkadan böyle ışık artı reflektif yelek. Güzelmiş. Şimdi bu halatları çözeceğim öncelikle. Üf kasa bak. Önce bu şu halatları sökeceğim arkadaşlar. Ondan sonra masayı çıkaracağım yavaş yavaş. Bakalım. Hadi bakalım. İpimiz masamız. Öncelikle şunu bir çıkaralım. Diyeceğim de önce ipi çekmem lazım. İlk olarak bak bunu helikopter düğümü attım buraya. Helikopterin pervanelerini helikopterin ayağına nasıl bağlıyorsak masanın ayağını da koltuğa öyle bağladım. Kımıldamaz. Azıcık esner sadece. Ufak bir esneklik payı bırakıyoruz. Buraya nasıl takıldı lan? Hay amına ha. Merhaba abi. Kirayı şuraya bıraktım. O zargana kollarıyla iyi çalışmalar. Oğlum ne zarganası lan? Şuna bak. 3 tane kolum var artık neredeyse kastan. Mutasyon geçirdim. Kas canavarı oldum. Sen diyorsun zargana. Sen aynada kendine bak. Şimdi bir de öbür taraftan çekeceğiz. Bunu o kadar çok bağladım ki çözmesi de yine o kadar zaman alacak. Oğlum çok sakin lan burası. Kimseden ses yok.
her yerden dolandırmışım ha. Çek çek bitmiyor. Bu alttan geçer mi bu? Tek seferde şöyle yapsam. Bir yer varmış. Geçmez ama işte böyle takılır. Chat, biraz vakit harcayacağız bunu çözerken. Çünkü çok bağladım güvenlik önlemleri için. O arabanın bagajı açık geldik bir saattir. Uçmayalım diye. Önlem. Ama bitti. Sayılır. Bitti. Şimdi halatı öne koyalım. Daha doğrusu ayakta. Sonra siz hala yaşıyorsunuz mu lan? Abi Amerikalı aynasız var ama. Niye? Hı? Kızla buluştun mu spor salonu? Yok, bir dahakine gittim. Akşam 6'dan önce numarasını aldım. Konuşuyoruz. Hafta sonu buluşacağız. Neyse, şunları çıkarayım. Bu nasıl sıkıştı lan buraya? Ha. Çıkardım. Ya normalde şu Dolly dedikleri kutuyu getirmiştim. Daha doğrusu arabayı. Dört tekerli kaykay gibi bir şey var ya. Ben buna kemer bağlamıştım ha. Baksana, kutuya kemer takmıştım uçmasın diye. Ben diyorum niye gelmiyor. Araba öbür tarafta lazım olur, eşyaları koridorda yuvarlarken, asansöre indi bindi yaparken de burada lazım olmaz. Biz zaten şeyden çıkaracağız, merdivende, asansörde yok yani. O yüzden bu burada dursun. Mont arabada dursun, durabilir. Şimdi önce benim bu kutuları ve masayı eve çıkarmam lazım, tamam mı? Çıkardıktan sonra da sizi çıkarım. Hepinizi aynı anda çıkaramam. Yani önce Ikea'ya gidersen yayın açacak mısın? Ikea'ya gitmeyeceğim ki, niye gideyim? Ikea'ya gideceğimi kim söyledi ya? Kaza mı yaptın harbiden? Yo, kaza yaptığımı kim söyledi? Yok, öyle bir şey demedim. Villa mı aldım? Yok, villa aldığımı kim söyledi? Masanın üstüne koy teli. Ama masayı yan tutacağım. Düz tutamam. Adam mısın? Evet. Yayına yeni gelenler için bilgi verelim. Gökhan abi Rochester'a taşınıyor yarım kalan hikayeyi tamamlamak için. Siktir lan. Al. Yanlış bilgi verme insanlara. Sonra gerçek zannediyorlar. Sorup duruyorlar her seferinde. Öyle bir şey yok. Başka bir eve geçtim. Tek başıma yaşayacağım. Her şey yolunda. O kadar. Şimdi bu burada kalacak. Bu burada kalacak. Bunları şimdi montelesem daha iyi de, neyse. Dur bakayım.
Vidaları burada dursun. Bunlar çöp. Bu da çöp. Şu çöpleri iç içe geçireyim. Dağılmasınlar. Başka bir şey yok galiba burada. Okay. Tamam chat, ben az sonra geliyorum. Şunları çıkarayım tek tek. Özellikle masa çok yoracak. Aa, masanın ayaklarını almam ben. Masayı sokarken bak şuraları var ya, şurası şuraya sürtüyordu, sığmıyordu. Ayaklarını söktüm size. Bak o ayakları nerede? Bak bunlar. Bunları söktüm girdi. Sökmesem arabaya sığmıyor. Yani şu kadarcık şey. Ki metal kısmı var ya, spiral kısmı. Spiral kısmı görünmüyor. Yani bunu sokuyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Çevirdiğin zaman expose olan kısım, yani görünen kısmı bu kadar. Bu kadar. Bu kadar farkla arabaya girmiyordu neredeyse. Ya. Neyse. Geliyorum. Bunu takacağım ama. Önce ayaklarına takalım. Şimdi bu ayaklarını takayım. Biraz buraya bastırmam lazım ama yoksa tahterevalli gibi dengelemeyecek. Hatta biraz daha gelmesi lazım bunun. Masa da çok sikko masa ama bunu sataydım daha iyiydi. Bu masa öyle bir masa ki, bak, bu masanın ayaklarını sökmeniz için masanın iskeletini, metal kısmını, yani alttaki kısmını komple sökmeniz lazım. O zaman da metalle tahta kısmını bir arada tutan vidaları sökmeniz lazım. Onları sökerseniz de bu sefer vidalar yalama olur. Bir daha da tutmaz bu masa. O yüzden bunu bir yaptın mı bir daha sökmeyeceksin. Öyle mal bir masa. Ben birazdan geliyorum. Bir yere kaybolmayın. Size öne vereyim de içerisi karanlık olacak. Belki dışarıda bir şey olur, onu görürsünüz.
Kafanızı yumuşak ye 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 yumuşak yumuşak ye 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 yumuşak yumuşak ye 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 yumuşak ye. Alttan Gökhan çıksa 1300 kişi felç kalır AMK. Arabayı kilitlemişim lan hayret.
Şey, masayı çıkardım. Şimdi kutuları çıkaracağım. Ondan sonra da sizi çıkaracağım. Gökhan'a 5 nokta kez bastım. Bu sefer de uzun süredir basmayınca afalladım ama telafi edeceğim. Bir de chat yumuşak ye 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 yumuşak. Bu tarz maymunları kökünü kazıyacağız, merak etmeyin. Kutuları da çıkarayım, sonra sizi çıkaracağım. Az kaldı. Ya neyden korktunuz amına? Arabanın kilidini açtık. Allah Allah, telefonu elim alınca gidiyor ya. İnternet çekmiyor lan galiba. Geldim. ABD'nin internetini sikeyim. Yine aynı kişi yazmış ya. Delireceğim. Lan bu şeyi nereden açıyor? Burası, burası. Nice. Ah! Çok yankı yapıyor. Dümdüz kocaman duvar amına koyayım. Ah, ah, ah! Diyorum ki çıkıyormuş o. Diyorum ki arkadaşlar, bilgisayar masasını şuraya mı koyayım? Cama doğru yaslayıp şu kapı açılıyor, burası açılmıyor. Böyle mi yaslayayım? Şöyle. Şuraya mı koyayım? Şuraya mı, yani duvara mı yapıştırayım burayı böyle? Yoksa şuradaki ara yere mi?
Şura ne amına koyayım? 1 2 3 dedim işte. Cama mı? Ama oraya koltuk, televizyon falan gelir ya. Neyse dur bakarız. Bu birinci turdu. Priz miriz halledilir. Priz en kötü uzatma kablosu çekilir oğlum. Cam sarma. Dur şu an iletişim kuramıyorum çok. İnternet, internet. Hadi oğlum. Daha da kötü oldu lan. Az önce iyiydi burada. İnternet. İnternet. İnternet, internet, internet. Ben sizi arabada bırakayım bir dahakine. Burada iyi gibi. Düzeliyor gibi. 1500, 1700, 2000, 2300 bitrate, 2600, 3000, 3400 artıyor. 3000 ananı sikeyim arttı dedim düştü ya. 600. Ben bir cama asayım. Allah Allah, az önce burada iyi çekiyordu. Ne oldu? Ne değişti hayatında? Allah Allah. Düzeldi mi lan? Aa, vidaları götürme. Bu sefer avoid yapmamıza gerek yok. Options. Direkt yardır, en kısa yoldan yardır. Paralı, parasız, havalı değil.
yüz verme demek. Savuşturmak demek yani onları. Highway'leri, hava yollarını savuştur diyor. Dönüşte araba yıkamacısı açıksa arabayı defetiriz. Yatağı mı alacağız? Yok, yatak bugüne yetişmez ya. Onu da sökmesi var. Arabaya sığar mı bilmiyorum. Bakacağız. Ama bugün olmaz büyük ihtimalle. Ne yaparım? Bilgisayarları getirmeye devam ederim. Kıyafetleri getiririm. Oltaları, balık malzemeleri, banyodaki malzemeleri, mutfağın eşyalarını bir kısmını. Böyle yavaş yavaş. Ne sığdırırsak. Koltukçu cevap vermedi. Amık. Sikemledi bizi galiba. Geleceksin mi dedim. Cevap yok. Godoş. Bizi kandırdı. Alacağım dedi dün. Eve kadar geldi. Ben bunlara bir süre bakamayacağım. O yüzden iptal ediyorum. Bu dursun. Bu tamam, bu kalsın. Evin internet durumu nasıldır? Drop manyağı olduk AMK, inşallah evde de böyle bir şey yaşamaz SN yumuşak G. Oğlum evin interneti yok ki daha. Kendi telefonun internetinden giriyorum. Maymun musun? Eve daha internet bağlanmadı. İnterneti bağlayınca öyle olmaz tabii ki. Sen ban yemedin mi? Yedim, açıldı. Altyapıdan bahsediyorum. Altyapı havadan, sinyalden, baz istasyonundan gelmiyor ki mal. Kabloyla geliyor. Allah Allah. Ya ne kadar cahilsin. Bir de bana mal diyorsun. Cahil mal. Hem cahilsin hem malsın. Hadi artık ya, hadi ya git. Evin çatısı çeliktir, o yüzden oluyor. Kesinlikle o. Bak bir tane bilen varmış amına koyayım chatten. Bazı metaller sinyalleri engelliyor arkadaşlar. O yüzden binaların içine girdiğiniz zaman sinyaliniz çok yavaşlayabilir, kopabilir vesaire. Açık alanda çektiği gibi binanın içinde çekmez. Çelik evet, çünkü burası fırtına, tayfun bölgesi. Hurricane bölgesi. Hurricane çıktığı için de çatılar hava uçmasın diye çatılar full çelik. O yüzden de evin içinde de internet sinyallerini etkiliyor. Anladın mı? Bilmeyenler aydınlansın artık. Her seferinde aynı muhabbet. Yeter lan. Öğrenin amına koyayım. Hayat bilgisi. O yüzden oluyor. Modemi çatıya koyma. Ya sen maymun musun oğlum? Modem havadan mı alıyor interneti? Kafasız. Modem kabloyla alıyor. Kabloyla aldığı interneti havaya veriyor. Wireless yapıyor. Kablosuz yapıyor. Wireless. Kablosuz. Ama modeme giren internet kabloyla giriyor. Allah Allah. Sen ne kafasız adammışsın, o mesajı yazdın lan. Modemi çatıya koy o zaman diyen. Vay be. Senin kafanı sikeyim. Dur bakayım şu hangi yoldan gitsek daha iyi olur. İyi, bu yol en iyisi. Şimdi eve, o ne lan? Ha, eve gittik. Bu ışık ne ya gözümüz? Eve gidince ne olur? İnterneti bağlarız. Eve gidince hop Wi-Fi'ye geçeriz.
Oldu bitti. Evin etrafında, evin içinde her yerde yine normal yayın. Telefondan yapacaksam yani. Telefondan yapmayacaksam zaten bilgisayardayımdır. Hop, ethernet gitti. Hayat bu kadar basit. Azıcık sabırlı olun ya, daha ilk günden hemen tatava. Ne bu tatava ya? Ne bu çene tatava? Ne bu tatava ya? Uber yayını olacak mı? Bak bu da bunu soruyor ya. Ünlem Uber yaz, al cevabını. Telefonu çatıya bağla. Tabii efendim. Ha, geliyor. Ama siz konutlarında çalıştırılmak üzere fiziği düzgün, sakso çekmesini iyi bilen, gruba girebilecek, salıncakta seks deneyimi olan, daha önceden arkadan yememiş ama vazelinsiz bir şekilde arkadan alabilecek, boş zamanlarında Dürzü Yılmaz ile birlikte geceliği 1040'ye çalışacak, evet. Yanlış duymadınız, 1000 değil, sadece ve sadece 1040'ye çalışacak kahpeler aranıyor. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Ama siz konutları, fantezide gelinen son nokta. Seyim ben kafanı sikeyim. Şu bağışı yazan parmaklarına... Neyse ya. Dürzü Yılmaz kim? Çok sıcak oldu ya, camı aç. Ve artık basabiliriz ya. Oh be. Ben yine susadım lan. Acayip susuyorum ya. Sana ne oğlum? Sana ne lan? Ben evlenince sana ne olacak ki? Allah Allah. Ben evlenmek istemiyorum. Benle evlenmek isteyenler çok ama ben evlenmek istemiyorum. Herkes green card peşinde amına koyayım. Bu amık adamı yazmadı bana bak. Sikeceğim. Almayacak galiba şeyi. Bu ne? Bu ne? He tabi aman okuyayım. Bitcoin'den kazanmak ister misin? İsterim çok. Bayılırım. Giriyor oğlum burada. Vursun müzik içime. Tülkan abi de evlenmiyor. Gelin ikiniz ev. Tülkan Amerika'ya gelirse evleniriz.